Merhaba, ben Ahmet Yeşiltepe. Dünyanın haberinde yarın Rusya'nın Soçi kentinde yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesini yakın plana alacağız. Görüşmenin en önemli gündem maddesi Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile oluşturmaya başladığı güvenli bölgenin geleceği. Derinliği konusunda koordinatlar kesin olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği şekliyle bu barış koridorunun uzunluğu ne olacak? 444 kilometrelik hassas hudut bölgesinde Türkiye'nin endişelerini giderecek ne tür öneriler konuşulacak? Gündemin ana maddeleri böyle. Biz de bu soruların yanıtları için hemen başlıyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en önemli siyasi askeri sürecini yaşıyor. Her açıdan Türkiye'nin geleceğine etki edecek bir süreç bu. Ankara, Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği askeri harekatın sonuçlarını masada gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle terör örgütü Türkiye'nin belirlediği sınırların gerisine, en azından 32 kilometrelik derinliğin gerisine çekilme kararı aldı. Uzunluksa Fırat'ın doğusunda 444 kilometrelik sınır hattının tümünü kapsıyor. Bu alanda neler olacak? Bu konuda sadece Amerika ile değil, Rusya ile ve dolayısıyla rejimle de bir mutabakata varmak gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de görüşecek ve kendi kullandığı ifadeyle bu konunun da bir hal çaresine bakılacak. Peki şimdi bölgede gelişmeler nereye doğru seyir izleyecek? Türkiye'nin karşısında daha ne tür engeller var? Rusya ile görüşmede Ankara nasıl yol yöntem izleyecek? Kritik buluşma öncesinde Rusya'da neler konuşulduğunu öğrenmek üzere hemen Moskova'ya dönüyoruz. Gazeteci Siyament Kaçmaz hemen karşımızda. Siyament, soruları sorduk. Bilemiyorum, bir kısmını belki duymuşsundur. Ancak tabii Türkiye'nin beklentileri var. Özellikle Fırat'ın doğusunda Kobani, Aynel Arap ve tabii ki Kamışlı bölgesi. Bu konularda öneriler mutlaka görüşülecek. Rusya'da neler konuşuluyor? Görüşmeyle ilgili yorumlar var mı? Siyamet, bizi duyabiliyor musun? Sanıyorum Siyamet Kaçmaz şu anda sesimi duyabiliyor mu? Tekrar soruyorum. Evet, Rusya ile görüşmede Ankara nasıl bir yol yöntem belirleyecek? Bunları aslında cumartesi gecesi konuştuk. Kritik buluşma öncesinde Rusya'da neler konuşulduğunu öğrenmek üzere hemen Moskova'ya dönüyoruz. Tekrar Siyament, sanıyorum Siyament Kaçmaz bizi duyabiliyor. Siyament, özellikle Kamışlı ve Kobani, yani Aynel Arap bölgesiyle ilgili Türkiye'nin bazı beklentileri var Rusya'dan. Orada neler konuşuluyor? Yarınki Soçi buluşmasında, zirvesinde Türkiye'nin taleplerini, beklentilerini karşılayacak bir öneriler dizisiyle mi gelecek Rusya, yoksa bu önerileri kabul edecek mi şartsız ya da koşulsuz anlamında soruyorum. Ahmet Yeşiltepe, öncelikle Rusya'daki atmosferi bir verelim izleyenlerimize. Çünkü Rusya'nın düşüncesi Barış Pınarı Hareketi başladığından bu yana özellikle bölgede gelinen yolun İran, Suriye ve Türkiye'nin Astana sürecinin devamı olarak gerçekleştirdikleri üçlü zirvelerden elde edilen gelinen yolun zarara uğramasından korkuyor ve her defasında da bunu dile getiriyor. Bu kaygılarını da belirtiyor. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Bulgar mevkidaşıyla yaptığı görüşme sonrası bir açıklamada bulundu ve yaptığı açıklamada özellikle Suriye topraklarından Türkiye'ye ve komşulara gelebilecek olan tehditlerin önlenmesi için adımlar atılması gerektiğini belirtti ve Suriye topraklarında yasa dışı herhangi bir terör örgütünün olmaması için bölgedeki tüm Kürt unsurların Şam rejimiyle görüşmesi gerektiğini ve bu konuda da Rusya olarak üstlerine düşen görevi yapabileceklerini belirttiklerini ve her iki taraftan da olumlu yanıt aldıklarını belirtti. Yine Rusya Dışişleri Bakanı bu konuda Türkiye ile de Şam rejiminin görüşmesi gerektiğini belirtti ve bu konuda da Rusya olarak rol almaya hazır olduklarını dile getirdi. Daha önceki açıklamalarında da bunu söylemişti Lavrov. Çünkü artık bir şekilde her iki tarafında faydasına olabilecek, özellikle Suriye'deki toprak bütünlüğün sağlanması için rejimle bir şekilde görüşülmesi gerektiğini belirtmişti. Bununla ilgili olarak hatırlayacaksınız, arkamda görmüş olduğunuz Kremlin Sarayı'nda geçtiğimiz yıl
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Putin görüşmüştü ve 1998 yılında gerçekleşen Adana mutabakatını ilk defa Rusya Devlet Başkanı orada dile getirmişti ve Türkiye'nin orada bulunmasının sebebi olarak göstermişti. Bugün Rusya Dışişleri Bakanı buna da atıfta bulunarak bunun gerekirse iki ülke arasında revize edilebileceğini de belirtti. Şimdilik Rusya'dan dediğim gibi özellikle bu konuda bir yarınki görüşmeye odaklanmış bir durum var diyebiliriz. Türkiye'nin kaygıları ile ilgili olarak da net bir şekilde herhangi bir açıklama yapılmazsa da masada çok konuşulacağını bekliyoruz. Rus basını da aynı şekilde ifade ediyor. Evet, Rusya'daki kritik buluşmayı daha yakından mercek altına almak için şimdi Ankara'ya döneceğiz. Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nden Salih Yılmaz Ankara'da stüdyo konuğumuz. Salih Yılmaz, güvenlik uzmanları uzun süredir Putin'le yapılacak görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatın da masada olacağını ve anlaşmanın sahada sağlıklı olarak işlemesi için de Rusya'nın tavrının belirleyici olacağını sürekli belirtiyorlar. Biz de sürekli bu konuda programlar yapıyoruz. Sizce Rusya bu mutabakatla ilgili ne düşünüyor? Tavrı ne olacak? Nasıl olacak? Evet, şimdi tabii bu Barış Pınarı harekatı yapıldığı anda aslında Rusya bu konuda desteği tamdı diyebiliriz. Belki bunu sesli olarak dile getirmedi ama sessiz kalması da aslında bir tavırdı. Daha sonraki süreçte aslında Rusya'yı endişelendiren Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bu özellikle Tel Abyad'la Resulayn arasında varılan anlaşmaya ilişkin acaba neyi içeriyor bağlamında bir endişe vardı. Ama sonra Türkiye'nin bu konuda yapmış olduğu bilgilendirme ile birlikte bunun da Rusya'yı önemli oranda rahatlattığını görüyoruz. Tabii Ahmet Yeşiltepe, burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Barış Pınarı Harekatı yapılırken Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Esper ile Genelkurmay Başkanı'nın Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüşmesi sonrası Membiş'ten çekildi ve Membiş'te aslında çekilmede ABD ile Rusya arasında bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Bunu Rus yetkililer de teyit ediyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri Membiş'ten çekilirken Rusya ile bir şekilde koordineli bir şekilde çekildi. Hatta Rus kuvvetleri ABD'nin bölgedeki karakolları boşaltmasında Rus ABD'li askerlere koruma sağladılar diyebiliriz. Yani Amerika Birleşik Devletleri son bir yıldır Türkiye ile yapılan Membiç konusunda Membiç'in Türkiye'ye devredilmesi ya da muhaliflere devredilmesi konusunda bir anlaşma varken Rusya'yı özellikle Suriye'nin kuzeyinde bir tampon güç olarak kullanması ve bunun Rusya ile Türkiye arasında bir kriz çıkarma ihtimalini gündeme getirdiğini görüyoruz. Aynı durum Aynel Arap sizin dediğiniz gibi Kamışlı ve Malikiye için de geçerli. Çünkü baktığımız zaman basında sizin söylediğiniz gibi güvenlik uzmanları da dahil olmak üzere bu güvenli bölgenin, bu çekilmenin, PKK-PYD'nin çekilmesinin 444 kilometrelik bir alanı kapsadığını dile getirdiler. Hayır, aslında bu 444 kilometrelik alanı kapsamıyor. Sadece 120 kilometrelik alanı kapsıyor. Zaten Pompeo Türkiye'den sonra İsrail'e gittiğinde İsrail basını bunu özellikle Deb gazetesinin gündeme getirdiğini de biz görüyoruz. O zaman ne olacak? Başta Kamışlı, Malikiye, Aynel Arap ve Membiç konusunda Türkiye Rusya'yla ve Esed rejimiyle ve İran'la görüşmek durumunda. Tabii Rusya'nın son dönemde sık sık Adana mutabakatını gündeme getirdiğini görüyoruz ki işin ilginç tarafı 1998 yılında yapılan Adana mutabakatının garantörleri İran ve Mısır. Yani iki garantör ülke var o dönemde. O zaman Adana mutabakatı bu haliyle gündeme gelirse İran'ın ve Mısır'ın da masada olması gerekiyor ki bu haliyle çok da mümkün gözükmüyor Türkiye açısından. Bugün Sayın Dışişleri Bakanı Lavrov bir demeçinde Adana mutabakatının güncellenebileceğini dile getirdi. Aslında burada Türkiye'ye de bir anlamda pas attı diyebiliriz. Yani eski haliyle İran'ın garantör olduğu ya da Mısır'ın garantör olduğu anlaşmayı tekrardan güncelleyelim ve Türkiye'nin istediği, Türkiye'nin milli güvenlik endişelerini de
kapsayacak bir şekilde tekrardan masaya getirelim diyor. Ama burada tabii ki Suriye rejiminin, yani Esed rejiminiyle Türkiye'nin görüşmesi gerekiyor. Burada sanki böyle bir ihtimal var ama Soçi'de böyle bir görüşmenin olacağını ben ihtimal vermiyorum. Çok düşük bir ihtimal. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde bir uzlaşı olmazsa, bir kriz ihtimali çıkarsa böyle bir şey gündeme gelebilir. Burada Rusya sanki İran'ı Adana Mutabakatı üzerinden şu andaki güvenli bölgeyle ilgili duruma daha çok içerisine katmak istiyor. Çünkü İran'ın garantör ülke olması dolayısıyla bir de tabii PKK-PYD ile Rusya adının anılmasını istemiyor. Yani PKK-PYD ile Rusya'nın anlaştığı ya da Rusya'yı PKK-PYD'nin koruduğuna dair bu şekilde gündeme gelmek istemiyor. Bu nedenle de daha çok Suriye rejimini ve İran'ı sahaya sürmek istiyor. Tabii ki baktığımız zaman eğer güvenli bölge sadece Tel Abyad ve Resulayn'ı kapsayacaksa bu Türkiye açısından çok büyük bir kriz oluşturacak. Bu krizi açmak için de Rusya ile anlaşmak durumundayız. Ama Rusya'nın da tabii bazı şartlar var. Özellikle İdlib konusunda orada Heyet-i Tahrir Şam'ın etkisiz hale getirilmesi ve onlara bir operasyon yapılması konusunda Rusya büyük bir avantaj elde etti. Neden? Çünkü Türkiye şu anda Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD'nin terör örgütü olduğunu dile getiriyor ve bunların etkisiz hale getirilmesini istiyor. Aynı şekilde Rusya İdlib'de HTŞ'nin terör örgütü olduğunu ve bunların etkisiz hale getirilmesini istiyor ki burada baktığımız zaman Rusya'nın ifadesine göre İdlib'de 10-11 bin civarında HTŞ militanı var. Türkiye'nin ifadesine göre de Suriye'nin kuzeyinde 15 bin civarında PKK-PYD militanı var. O zaman burada Rusya doğrudan PKK-PYD ile mücadele etmek yerine Suriye rejiminin böyle bir mücadeleye katılması için İdlib'de de Suriye rejimine Türkiye tarafından operasyon izni verilmesini talep edecek Soçi'de. Tabii ki Rusya'nın burada teklifleri daha çok Türkiye'yi ikna etmek adına. Türkiye burada gerçekten böyle bu tür tekliflere ikna olur mu? Burada bazı şüpheler var. Türkiye çünkü bu 444 kilometrelik alanda güvenli bölgeyi bütünüyle sağlama konusunda kararlı. Evet. 2 milyon mülteciyi eğer Suriye'nin kuzeyine taşımak istiyorsa bu planı şartsız ve tavizsiz bir şekilde uygulamak zorunda. Tamam. Tabii Rusya'nın bir endişesi var. Böyle bir durum söz konusu olursa Türkiye eğer Esed rejimini de hedef olarak seçerse o zaman anayasal süreç, yani Ekim'in sonunda Cenevre'de başlayacak anayasal süreç ve siyasi seçim süreci de riske girmiş olur. Çünkü muhalifler, Anayasa Komitesi'ndeki muhalifler bugün itibariyle baktığımız zaman eğer güvenli bölge kurulmazsa, Suriye Milli Ordusu'na bu alanda bir garanti verilmezse Anayasa Komitesi'nden de çekilebileceklerini ifade ediyorlar Ahmet Yeşiltepe. Efendim çok teşekkür ederim. Aslında süremiz çok kısıtlı olduğu için çok arka arkaya sormam gereken soruların hepsine toptan cevap verdiniz. Zaten süremiz bitti ama bir tek soru ve bir dakikamız kaldı. Lütfen bir dakikaya riayet edelim ne olur. Soçi öncesi tabii Ruslar bir konuya dikkat çektiler. Bugün Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Türklerin elinde 12 DAEŞ'lilerin bulunduğu 12 hapishane ve 8 mülteci kampının bulunduğunu bu güvenli bölgede, şu andaki mevcut güvenli bölgede Türkiye'nin yarattığı tabii ve bunların savunmasız olduğunu söyledi. Sizce Shoigu zirve öncesi neden böyle bir hatırlatmada bulundu? DAEŞ'liler kontrolsüz ve savunmasız yapıların içerisinde ve Türkiye bu alanı artık kontrol etmeye başladı gibi bir ifade kullandı. Bir hatırlatmada bulundu. Aynı az önce sizin şöyle İdlib'de söylediğiniz konuyla ilgili gibi görünüyor. Bir dakika lütfen. Bir beklenti evet, var. Şimdi tabii burada aileleriyle birlikte 10-11 bin civarında DAEŞ'li olduğunu söylüyor Ruslar. Ve bunu bir Savunma Bakanlığı daha önce bir tabloyla anlattı. Burada bu DAEŞ'lilerin içerisinde Kafkasya'dan gelen, Orta Asya'dan gelen ve Rusya'yı tehdit eden önemli DAEŞ'liler var. Rusya aslında bunu ifade ederken bu sürece de dahil olmak istiyor. Yani Soçi'deki görüşmelerde DAEŞ'lilerin etkisiz hale getirilmesi ya da bazı ülkelere gönderilmesi konusunda Türkiye ile birlikte o süreçte yer almak istediği anlamına geliyor Ahmet Yeşiltepe. Evet, Salih Yılmaz, çok teşekkür ederiz. Ruslar Araştırmaları Enstitüsü'nden Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylece programımızın sonuna ulaştık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.